Merhaba, iyi günler. Ben Voyager balon pilotlarından Üzeyir kardeş. 10 yıldır balon pilotluğu yapmaktayım. 1 Temmuz'da biz de bekliyoruz. Sivil havacılığın bize şu an için verdiği tarih 1 Temmuz. Tekrardan biz de 1 Temmuz'da çalışmayı, sahalara, gökyüzüne dönmeyi umut ediyoruz ki biz de kendi işimizi yapmayı çok özledik. 1 Temmuz'da açılmasıyla birlikte Kapadokya denince akla balon turizmi gelmeye başladı. Uçakların eğer dolmasını, yurt dışından buraya gelmesini, turizme katkı sağlamak için balon uçuşlarını kesinlikle bekliyoruz ki Kapadokya turizm, balon sektörü turizme çok büyük katkıda bulunuyor. Ortalama 27 tane aktif şirket var. Totalde 2000'e yakın insan çalışıyor. Direkt olarak dolaylı yoldan bu sayı binlerce kişiye yükselmektedir. Bu yüzden 1 Temmuz'da açarak tüm önlemleri, koronavirüse karşı önlemlerimizi alarak tekrardan açılmasını umut ediyoruz. Peki bununla ilgili hazırlıklarınızı tamamladınız mı? Bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık tabii ki. Balon sepetlerimiz haftada bir kez en az dezenfekte edilmektedir. Maske ve dezenfektan, sosyal mesafe kurallarına uyarak tekrardan balon uçuşlarının açılmasını umut ediyoruz. Peki sezon açılırsa eğer nasıl binişler nasıl olacak peki balonlara? Sezon açılırsa ilk başta yarı kapasiteyle, mesela arkamızda gördüğümüz sepetler 28 kişi. Biz bunu yarı kapasiteyle mesafe kurallarına uyarak uçurmayı, maske kullanımı, eldiven kullanımını bizim kontrolümüzde gerçekleştirerek tekrardan misafirlerimizi uçurmayı düşünüyoruz. Vaka sayılarının artış göstermesi tabii ki tüm sektörde olduğu gibi bizi de tedirgin etmekte. Bu vaka sayılarına bakılarak ertelenme durumu olma ihtimali var tabii ki. Ama tabii ki insanlarımız sosyal mesafe kurallarına ve maskelerini takarak, eldivenlerini takarak devam ederlerse bu vaka sayıları düşecektir. Düşmesiyle birlikte biz de sahalara, gökyüzüne dönmeyi düşünürüz.